Ama Amerika ben çekildim gidiyorum deyip çekilip gidiyor. Ondan sonra ne derdiniz varsa görün. Laflı olmuyor bu işler. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkeler girdikleri yerlerden çıkarken çok daha hassas, çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken ama bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Konsey Başkanı Komsik'te basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, Afganistan'daki tahliyelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. Örneğin DAEŞ bunu üstleniyor. Peki DAEŞ'e karşı verdiğiniz bir mücadele var mı? Yok. Ama DAEŞ'e karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik ve veriyoruz. Laflı olmuyor bu işler. Onun için gereken neyse bunu yapmanız şart. Amerika'yı kastederek Afganistan'dan çekildiğini ama oradan plansız çekildiğini söyledi. Amerika'nın DAEŞ'le bile mücadele edemediğini vurgulayan Erdoğan, Amerika'yı Afganistan konusunda suçladı. Bildiğiniz gibi DAEŞ'le sahada mücadele eden tek ülke Türkiye. Ama Amerika'ya sorsan kendilerinin en çok müdahale ettiğini söylerler. Tabii bu bir yalan. Hatta Trump demişti ki, DAEŞ'i Obama kurdu. Bakın Erdoğan yine haklı. Şu anda işte Taliban diyorlar. Tamam da Taliban şu anda eski Taliban değil diyorsunuz. Mesele ne dediği değil, ne yaptığıdır. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, 20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçüklerimize, ülkenize hoş geldin diyoruz ifadeleri kullanıldı. Yani Türkiye resmen Afganistan'dan çekilmiş oldu. Amerika 11 Eylül 2001'de kendi toprağında maruz kaldığı terör saldırılarından sonra Irak ve Afganistan'ı işgal etti. Amaç Amerika'yı ya da daha popüler ifadeyle özgür dünyayı hedef alan terörist grupları yok etmek ve bu iki ülkeyi yeniden inşa edip demokrasi getirmekti. 20 yıl sonra Amerika ne terörist olarak tanımladığı aktörleri bütünüyle ortadan kaldırabildi ne de bu ülkelerde demokratik bir devlet yapısı inşa edebildi. Çok sayıda sivil halk yerinden edildi, her türlü şiddete maruz kaldı ve çatışmalarda öldürüldü. Bu iki ülke her açıdan geri gitti. Bu işgallere zemin hazırlamak için ortaya atılan iddiaların önemli bir kısmının, mesela Irak'ta Saddam rejiminin nükleer silahlara sahip olması, dönemin neokon dış politika yapıcıları tarafından uydurulduğunun ortaya çıkması, Amerika'nın güvenilirliğine önemli bir darbe vurdu ve prestij kaybına neden oldu. Amerikan devletinin bu keyfiliği ve beceriksizliği dünyaya liderlik etme iddiasının altını oydu. Afganistan'dan çekilme kararı ve sonrasında yaşanan travmatik gelişmelerse bu sürecin son halkası oldu. Bu iki ülkeye 2014 sonbaharında DAEŞ'le mücadele kapsamında YPG'ye verilen hava desteğiyle başlayan ve görece kısıtlı tutulan Suriye'nin işgali eklenmişti. Amerika Suriye'de de istediğini tam olarak elde edemedi. DAEŞ yenildi ancak tam olarak sahadan silinemedi. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden sonra bu tür örgütlerin Suriye dahil bölgede başka yerlerde tekrar hortlamayacağının bir garantisi yok. Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Ekibi'nin Amerikan Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Kabil'de başka terör saldırıları olabileceği konusunda uyardığını bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada Biden'ın bugün Ulusal Güvenlik Ekibi ile Afganistan konusunu görüştüğünü ve Harris'in de görüşmeye video konferans yoluyla katıldığını belirtti. Amerikan Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William Hank Taylor ve Pentagon Sözcüsü John Kirby düzenledikleri basın toplantısında Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Kabil, Hamid Karzai Havaalanı'nda dün düzenlenen terör saldırısında 13 Amerikan askerinin yaşamını kaybetmesinin ardından Psaki,
ulusal güvenlik ekibi Biden ve Harris'e Kabil'de başka terör saldırıları olabileceğini ancak Kabil havaalanında maksimum güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi. Bilgisini paylaştı. Psaki, tüm tehditlere rağmen Amerikan askerlerinin tahliye operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e Amerika'nın askeri varlığı bittikten sonra da üçüncü ülke vatandaşları ve vize sahibi Afganların güvenliğinin sağlanması için uluslararası ortaklarla diplomatik çabalara devam edilmesi talimatı verdi, ifadesini kullandı. Toplantıda üst düzey komutanların da planlanan DAEŞ, Horasan hedefleri konusunda Biden ve Harris'e bilgi verdiğini aktaran Psaki, Afganistan misyonunun gelecek birkaç günü bugüne kadar en tehlikeli günler olacak uyarısında bulundu. Psaki, söz konusu toplantıya Dışişleri Bakanı Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığını sözlerine ekledi. Pakistan ordusu sözcüsü tüm general Babar İftikar ise terör örgütü Pakistan Talibanı'nın hudut bölgelerindeki faaliyetlerine atıfta bulunarak Afganistan sınırında yaşanabilecek her türlü durum için Pakistan'ın hazır olduğunu bildirdi. Sözcü İftikar, Rawalpindi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada Afganistan'la Pakistan sınırının son derece normal ve durumun kontrol altında olduğunu belirtti. İftikar, Anadolu Ajansı muhabirinin Afgan Talibanı'nın terör örgütü TTP'ye karşı herhangi bir eylemde bulunmaması halinde askeri bir operasyonun olup olmayacağı ile ilgili sorusunu Afgan Talibanı, Afganistan topraklarının Pakistan veya hiçbir ülkeye karşı teröristler tarafından kullanılmasına izin verilmeyeceği güvencesini verdi. Taliban'ın sözüne güveniyoruz şeklinde yanıtladı. TTP'nin hudut bölgelerinde faaliyetlerine atıfta bulunan İftikar, Afganistan sınırı boyunca büyük çaplı sorunlar yok fakat bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Tehditlerin farkındayız ve bunları def etmek için tamamen hazırız dedi. İftikar, hudut bölgelerinde yaşanabilecek herhangi bir duruma cevap verilebilmesi adına Afganistan sınırına yeni birliklerin gönderildiğini ifade etti. İftikar, Afganistan'da ne yaşandıysa Hindistan'ın rolünün anlaşılması gerektiğine işaret ederek, Hindistan'ın Afganistan'daki yatırımlarını Pakistan'a zarar vermek için yaptığını savundu. İleride Taliban'la askeri işbirliği yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine İftikar, Pakistan'ın Afganistan'a daima askeri işbirliği konusunda yardım teklif ettiğini ancak Afgan hükümetinin Hindistan'ı tercih ettiğini dile getirdi. İftikar, Afganistan'la Pakistan arasında 78 geçiş noktasından 17'sinin açık olduğunu anımsatarak geçerli belgelere sahip olanların sınırdan geçebileceklerini ifade etti. Olası mülteci akınına ilişkin soruları yanıtlayan İftikar, sınırda Afgan mülteci bulunmadığını söyledi. İftikar, Afganistan'ın komşusu olarak Pakistan'ın daima bu ülkeye yardım ettiğini ve yeni gelecek hükümete de yardım edeceğini kaydetti. Kabil havaalanı başta olmak üzere Kabil'in çeşitli yerlerinde gerçekleşen terör saldırılarında yüzü aşkın kişi hayatını kaybederken konuya ilişkin açıklama yapan Amerikan Başkanı Joe Biden saldırıların faili olarak DAEŞ Horasan'ı gördüklerini ve kendi belirleyecekleri yer ve zamanda karşılık vereceklerini söyledi. Kabil'deki saldırıların Taliban'ın ülkeyi kontrol ettiğini ilan etmesinden kısa süre sonra gelmesi, uzun zamandır çatıştıkları bilinen Taliban'la DAEŞ Horasan arasındaki gerilimi gözler önüne serdi. Adı geçmişte Afganistan, Pakistan, İran ve Orta Asya'yı kapsayan bölgeye verilen Horasan'dan alan DAEŞ Horasan, 2013'te El-Kaide'den koparak kurulan DAEŞ'ın Afganistan'la Pakistan alanında faaliyet gösteren kolu. 2014'te DAEŞ'ın Irak ve Suriye'de gücünü ispatlamasıyla Tehreke Taliban Pakistan'ın yani Pakistan Talibanı eski mensupları DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye bağlılıklarını bildirmişti. Ayrıca bu süreçte Pakistan ve Afganistan'dan pek çok kişi DAEŞ saflarında savaşmak üzere Irak ve Suriye'ye gitti. Böylece bölgede DAEŞ'a bağlılığını bildiren kişilere Pakistan Talibanı'nın da katılmasıyla DAEŞ Horasan Ocak 2015'te kuruldu. Örgütün pek çok Orta Asya ve Arap ülkesinin yanı sıra Çeçenistan, Hindistan, Bangladeş ve Çin'den gelen binlerce mensubunun olduğu iddia ediliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Temmuz ayında yayımlanan rapora göre örgütün en az 500 ila birkaç bin arasında militanı bulunuyor. DAEŞ Horasan kurulmasının hemen ardından ülkenin doğusundaki Nangarhar eyaletinin dağlık bölgeleriyle Kunar vilayeti arasında konuşlanmaya başladı.
bu dağlık bölgenin 2001'de Taliban'ın devrilmesinden sonra El-Kaide lideri Usama Bin Laden'e sığınak olduğu medyaya yansımıştı. Amerikan öncülüğündeki DAEŞ'a karşı uluslararası koalisyonun 2017'de örgütü fiziksel olarak Irak ve Suriye'de yok ettiklerini ilan etmesinin ardından DAEŞ Horasan'ın geri dönenler ve özellikle Orta Asya'daki ülkelerden bünyesine kattığı militanlarla daha da güçlendiği iddia ediliyor. Amerika'nın 2016'da yabancı terör örgütleri listesine aldığı DAEŞ Horasan'ın Nangarhar, Nuristan, Kunar ve Lakman vilayetlerinde etkili olduğu belirtiliyor. Yine örgütün son zamanlarda Kabil'in çevresinin yanı sıra Faryab, Cüzcan ve Kunduz vilayetlerinde de etkinlik gösterdiği iddia ediliyor. Son aylarda DAEŞ Horasan, başkent Kabil çevresiyle bazı kuzey vilayetlerinde de varlık gösterme denemelerinde bulundu. Kontrolü kaybeden Afgan güvenlik güçlerinin söz konusu bölgelerdeki operasyonlarında bazı militanlar ele geçirilmişti. Öte yandan DAEŞ Horasan'ın sorumlusu Hafız Said, Ağustos 2016'da Halefi Abdülnasip ise Nisan 2017'de Amerikan ve Afgan güçlerince öldürüldü. Yeni lider Abdullah Orakzai de Nisan 2020'de Afganistan'ın güneyinde yakalandı. Afgan ordusunun tamamen bitirildiğini ancak uyuyan hücrelerce saldırıların devam edeceğini belirttiği örgütün liderliğini Haziran 2020'den bu yana Şahap el-Muhacir yapıyor.